Muhabbet Kuşu Bahçem kanalından herkese selamlar. Sağlıklı, bol bereketli üretimler diliyorum tüm Muhabbet Kuşu sever dostlarımıza. Evet arkadaşlar, Instagram ve Facebook üstünden gelen gene sorularla her zaman olduğu gibi bir video çekip eğer ki müsait olursam da pek çok kuşları rahatsız etmek istemiyorum. Yuvalıklara şöyle bir kontrol videosu da bu videonun sonlarına doğru ekleyeceğim. Şimdi gelen sorularda kuşları bu şekilde nasıl üretimi hazırladığımla alakalı birçok soru gelmiş. Ne kullanıyorsan biz de kullanalım, ne yapıyorsan işte al bize de söyler misin gibi. Tabii ki yeni başlayan arkadaşlarımız heyecanlı oluyorlar. Ve ben de bu konuya ufak bir açıklık getirmek babında sizlere ufak tefek naçizane kendi fikrimi ve uyguladığım taktikleri söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, üretimde önemli olan şeylerden bir tanesi, eğer ki kuş üretecekseniz muhakkak ki muhakkak ne yapmanız gerekiyor? Tamamıyla bir bütün olarak hem bakıma, hem beslenmeye, hem temizliğe, artık her zaman söylediğimiz gibi bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, benim üretimhanemdeki kuşlar hepsi kendimin ürettiği, kendi kanım olan kuşlar. Biz bildiğiniz üzere geçen sene olması lazım, Kayseri'ye de buradan selam olsun, Gülten kardeşimizden ne yaptık? Gittik jumbolarımızı aldık, sağ olsun. O da çok güzel bakmış. Biz de o kuşlardan yavru alarak kendi soyumuza devam etmeye başladık arkadaşlar. Ve ben dışarıdan kuş sahiplenmiyorum, üretimhaneme sokmuyorum. Çok teklif geliyor arkadaşlar. Kuş verelim, takas eder misin? Ya da hediye bile olsa arkadaşlar, dışarıdan kuş içeriye üretimhaneme sokmuyorum. Şu an üretimhanede bulunan bütün kuşlar hem kendime ait, kan hattı artık benim olmuş olan, üretmiş olduğum yavrularıyla, damızlık atlarıyla hepsi sevgili dostlarım bu üretimhaneden çıkan kuşlar. Şimdi arkadaşlar, üretme aşamasına geldiğimizde her zaman söylediğim gibi, çok önceki videolarda da sizlere bahsetmiş olduğum gibi en önemli şeylerden bir tanesi sabır arkadaşlar. Şimdi nedir? Bir kuşu aldınız eşlemek için, attınız kafese, erkeğinizi teklediniz. Daha sonra yanına dişisini attınız ve baktınız ki hiçbir icraat yok. Herhangi bir yumurta çiftleşme olmuyor. Hemen alıyorsunuz kuşu, işte öbür kafese atıyorsunuz, değiştiriyorsunuz. Ona derken iş iyice çığırından çıkıyor. Sizin de moraliniz bozuluyor. Böyle olunca da soğuyorsunuz arkadaşlar. Bu sene içerisinde sezona başlamamızdan itibaren benim yaptığım eşlemelerde geçen sene eşleşmiş olan kuşların hiçbirisini birbirine eş yapmadım arkadaşlar. Genelde de o şekilde yapıyorum. Aynı eşleri, aynı takımı tekrardan atmıyorum. Hep eşler bende değişik oluyor arkadaşlar. Erkeklerimi tekledikten sonra atıyorum. Herhangi bir acelem yok. O yüzden de ben istediğim yavruları almak istediğim için de bekliyorum. 7 numaradaki arkadaşlar, birazdan gezerken gösteririm. 7 numaradaki takımımda ve 10 numaralı takımımda arkadaşlar, aynı zamanda 10 numaralı takımı hala beklemekteyim. Ve 7 numaralı takımımda dün değil evvelsi gün çiftleşmesini gerçekleştirdi. Onun da YouTube'a short videosu olarak attım arkadaşlar. İyi bir beslenme şart. İyi bir bakım baştan aşağıya bir bütün şeklinde şart. Ve sabır en önemli üretimde olması gereken unsurlardan bir tanesi arkadaşlar, sabır. Sabretmediğiniz sürece eşleme tutmadı diye onu ona derken işi iyice karıştırmak yerine kuşunuzu eşleyin ve zamana bırakın. Tabii ki bu esnada da gerekli olan bakımınızı kuşlarınıza yapın. Ben eşleme yaptıktan sonra
Hep soruyorsunuz nasıl yapıyoruz, nasıl yapalım diye. Muhabbet kuşu üretimine ilgilenen birçok arkadaşım da zaten aynı şeyi söylüyor. Eşleme yapmadan önce kalsiyum takviyeniz dişilere, E vitamini kızıştırıcı erkeklere ve takımı attıktan sonra, eşi attıktan sonra, tekleme yaptıktan sonra erkeğin yanına gene E vitaminle 2-3 gün daha devam etme yönünde hep arkadaşlarımız, ben de daha iyi olmak üzere sizlere ne diyorum arkadaşlar, bu şekilde yapabilirsiniz diyorum. Evet dostlar, burada dikkat etmemiz gereken nedir? Sabırdır. Bunu en başta sizlere söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bu konuyu böyle ufaktan geçmek istedim. Şimdi isterseniz bir öbür kameraya geçelim. Ne var ne yok. Bakabildiğimiz kadarıyla şöyle bir bakalım. Bu sene değişiklik yaptık. Geçen senenin damızlık altı olan jumbo yavrularını, sevgili arkadaşlar, ilk yavrularımızı da üretime attık. Hem bir tecrübe kazansınlar diye erkeklerini. Ve onlar iyi bir şekilde çalıştı. Yani jumbo kırıkları, sevgili dostlarım. Onlardan da sizlere şimdi ufak ufak göstereceğiz yumurtaları. Şöyle bir gezelim. Tabii ki bu arada maşallah demeyi de arkadaşlar unutmayın. Haydi bakalım şimdi öbür tarafa doğru bir yol alalım. Evet arkadaşlar, şimdi kontrollerimize başlayalım. Biz tabii kontrolden sonra yeni işten geldik. Yine yerlerimizi şöyle görmüş olduğunuz gibi süpüreceğiz falan. İşlerimiz var. Hemen şöyle bir numaralı takımımızdan başlayalım. Sabahleyin mama vermiştik kuşlarımıza. Şöyle bir bakalım. Evet arkadaşlar, şu şekilde burada bir eşimiz mevcut. Herhalde şöyle şu taraftan yumurtalarına bakmak istiyorum ama tek elle zor oluyor. Fazla da rahatsız etmek istemiyorum. Şöyle bakalım. Bu yumurtlamak üzere. Şu takımımızı korkutmayalım. Çünkü dişimiz içeride, beli iyice düştü. Hemen 2 numaralı takımımıza geçiyoruz. Şöyle 2 numaralı takımımızda şöyle alalım. Yoluk temizliğimizi yapacağız bugün. Hemen şu şekilde yavrularını çıkartmaya başlamış 2 numaralı takımımız. Hemen 3 numaralı takımımıza geçiyoruz. 3 numaralı takımımız şöyle görmüş olduğunuz gibi şu an kuluçkada yatmakta. 6 tane yumurtası mevcut. Hemen geçiyoruz 4 numaramıza sevgili arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz içerideler. Hemen açalım fazla rahatsızlık vermeden. Evet, burada da dişimiz hemen şurada yatıyor, erkeği de yanında. Kapatıyoruz. 5 ve 6 numaramız boş arkadaşlar. 7 numaramız dün çiftleşme gerçekleştirdi. Demin size söylediğim takım pancar yediler, o yüzden bu kırmızılıklar. Hemen şöyle 8 numaramıza geçelim. 8 numaramıza geçelim. 8 numaramızda evet ilk yumurtasını arkadaşlar koymuş durumda. Bunlar da daha yeni çiftleştiler. Hemen kapağımızı kapatalım. 9 numaramız şöyle bir takım arkadaşlar. Bunlar da ufak ufak anlaşmaya başladılar. Bugün yarın yumurtaları gelir. Evet arkadaşlar, diğer beklediğim takımlardan bir tanesi 10 numara. 10 numaralı takımımız inşallah, bakalım bir şeyler bekliyoruz. Kesinlikle eş değişimi yapmayacağım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 11 numaralı takımımız. Bunlarda da bugün itibariyle daha bir şey yok arkadaşlar. Bunlar Çekoslovaklarımız. Hemen 12 numara sevgili arkadaşlar. 12 numaramızda da yavrularımız şöyle fazla içeriye girmeden çıkmaya başladı. Hemen geçiyoruz. Şöyle bir karşı tarafa. Evet arkadaşlar, 13 numaraya geldiğimizde Çek takımımız, dişimiz içeride. Hemen çıktı dışarıya. Yavrularını çıkartmış arkadaşlar.
şu şekilde. Çek takımımız. Hemen 14 numaramız. Gene gördüğünüz gibi içeride. Şöyle açıyoruz. 14 numaramız. Dişimiz içeride yatıyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yumurta. Gene kek takımımız. 15 numaramız. Gene kendi yavrumuz. Geçen senenin damızlık altı. Dişimiz Çekoslovak. İçeride yatıyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 3 tane de yumurtasını dizmiş durumda. Tek elle biraz zor oluyormuş arkadaşlar. Şöyle kapatalım. Evet. Gene hemen bu tarafta arkadaşlar 16 numaramızda. Gene geçen senenin yavrularından erkek olan çok güzel bir erkek. Ufak ufak kafada açılmaya başladı. Dişimiz de bu şekilde. Bunlar da bugün yarın inşallah diyoruz. Gene geçen senenin damızlıklarından Jumbo. Arkadaşlar içeride gene Çekoslovak. Dişimiz içeride şekilde kuluçkaya yatıyor. 5 tane yumurtası var altında. Evet arkadaşlar. Kısaca yumurtalı takımımız 1, yumurtalı takımımız 2, yumurtalı takımımız 3, yumurtalı takımımız 4, yumurtalı takımımız 5, 6, 7, 8, 9 arkadaşlar. 9 takımımız şu anda yumurtalı. Yumurtasız takımlarımız da bugün yarın yumurtalarını dizmek üzere olur. 10 numaramızda yumurta yok. 11 numaramızda yumurta yok. 2, 9 numara, 3, 7 numara çiftleşti. Onu da sayıyorum. 4. Hemen bu tarafta 5. Arkadaşlar 5 takımımızda da yumurta yok. Yani 14 takım yapıyor arkadaşlar. 5 takımımızda yok. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, dediğim gibi sabrederek her türlü bu işin üstesinden gelebilirsiniz. Bizde durum gayet iyi. Memnunuz arkadaşlar. 14'te 9 şu an benim için ideal bir rakam. Bence başarılı bir durum. Zaten diğer takımlar da yumurtalarını bugün yarın dizmeye başlar. İlk bileziklerimizi takmaya başladık. İnşallah gerisinde ilerleyen zamanlarda ufak ufak takmaya başlayacağız arkadaşlar. Yeme düşmelerden önce. Bunlar gene geçen senenin arkadaşlar yavrularından Jumbo yavruları. Şu şekilde gayet sağlıklılar. Herhangi bir problem, sıkıntı söz konusu değil arkadaşlar. Evet dostlar, bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hepinize hoşça kalın. Sağlıklı, bol bereketli üretimler diliyorum. Tüm muhabbet kuş sever dostlarımıza. Pancarların tadı güzelmiş demek ki. Arkadaşlar, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın dostlar.